Musibetlere karşı, belalara karşı dişini sıkıp dayanacaksın. Ehli dalalet seninle uğraşacak. Süper güçler seninle, senin milletinle uğraşacak. Bütün bunlar karşısında tavır değiştirmeden dayanacaksın. Çünkü daha çetinini yaşadılar. Daha çetinini yaşadılar. Eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ, thumme el-ulemâ, thumme s-sâlihûn. Belanın en çetin, en zorlusu evvela peygamberlerin başına, sonra velilerin, ondan sonra da derecesine göre halis, muhlis müminlerin başına gelir. Allah pek çok mümin kullarının başına bela yağdırır. Buna bu seviyeyi lütfettin Allah'ın. Meleklere karşı, ruhanilere karşı seviyesini fiilen ispat etmesi için Allah başından belayı yağdırır. Bir hadis-i şerifte rivayet ediliyor, zayıf da olsa. Deniyor ki Allah, mümin kulunun başından belayı yağdırır, öyle yağdırır ki o günahsız hale gelir. Adeta cennetin yamaçlarında reftare yürüyor gibi bir hal alır. Öyle temizlenir, öyle arınır. Ötede artık temizlenecek yanı kalmaz. Bütünüyle burada temizlenmiş olur. Bu zaviyeden ehli musibet öteye gittiklerinde yine hadiste buyuruluyor. Etlerinin makasla doğranmasını çok arzu ederler. Keşke dünyada etlerimiz makaslarla doğransaydı derler. Ve yine zayıf bir rivayette اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ. Herhangi biriniz potada altını ve gümüşü erittiğiniz, ateşin üzerine koyduğunuz gibi Allah da Celle Celaluhu hamını hasından ayırmak için, kömürü elmastan ayırmak için, altını taştan topraktan ayırmak için sizleri böyle tekrar ver tekrar imtihan potalarından geçirecektir. Elif lam mim hasiben nas en yutrek en yekul amanna ve hum la yuftanun. İnsanlar zannediyorlar mı? İman ettik demekle başıboş bırakılacaklar ve fitneye, imtihana, belaya maruz kalmayacaklar. Ve sonra kasemle وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ diyor Allah. Kasem olsun ki sizden evvelkileri de biz çeşit çeşit imtihanlara maruz bıraktık. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَحْلَمَ الصَّابِر۪ينَ. Zannediyor musunuz hemen siz cennete gireceksiniz? Sabredenlerle etmeyenler, sabreden mücahitlerle mücahit olmayan ve sabretmeyenler birbirinden ayrılmadan, imtihana tabi tutularak ayrılmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki siz defaatla eleneceksiniz. Ehli dünya size musallat olacak, eleneceksiniz. Ehli küfür musallat olacak, eleneceksiniz. Hastalıklar musallat olacak, eleneceksiniz. İkbal karşınıza çıkacak. Belki hizmet ederseniz ondan mahrum kalacaksınız. Sizi ikbalden edecekler. Makam karşınıza çıkacak. Dine sahip çıkarsanız belki ondan mahrum edecekler. Siz dini duygu ve dini düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman bir kısım makamlara getirilemeyeceksiniz. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen Allah diyecek, Allah diyecek, yolunuza devam edeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz.
musibetler karşısında eğilmeyecek, serfiru etmeyeceksiniz. Biz musibete maruz kaldık deseniz bile, sizden evvelkiler bin katına maruz kaldılar. Yine onu da Kur'an diyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ. İşte orada اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ. Sarsılacak, ırgalanacak, yerinizden, yurdunuzdan edilecek, belalarla iflahınız sökülecek. Fakat yılgınlık göstermeyeceksiniz. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Her şey bitecek. Bir adım atacak takatınız, imkanınız kalmayacak. Şartlar aleyhinizde cereyan edecek. Zaman aleyhinizde akacak. Fakat yese düşmeyecek. Fakat yese düşmeyecek. Pes etmeyecek. Pes etmeyecek. Dimdik duracak. Dimdik duracak. Ağzınız çıktığı kadar. Ağzınız çıktığı kadar. Allah! Allah! Meta nasrullah, ne zaman Allah'ın yardımı, her şeyin bittiği, sebeplerin bütünüyle sukut ettiği, müsebbibül esbabın görüldüğü, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhur ettiği o noktada, vicdanınıza fıslanacak, Allah'ın yardımı yakındır, Allah'ın yardımı yakındır, gelse düşmeyiniz de, gelse düşmeyiniz de. Ela inna nasrallahi karib. Fakat siz bu kadar ırgalandınız mı? Bu kadar ateşler üzerinde gezdirildiniz mi? Bu kadar kafalarınıza ateşten taslar basıldı mı? Bu kadar canınıza takdedi mi? Bu kadar hayattan bıktınız mı? Bu kadar usandınız mı? Nebiler gibi bu kadar sarsıldınız mı? Onlarla beraber olanlar gibi bu kadar ırgalandınız mı? İşte o zaman meta nasrullah iniltinize karşı, çığlığınıza karşı ela inne nasrallahi karib. Unutmayın, çok iyi bilin, Allah'ın yardımı yakın. Allah'ın yardımı yakın.